bilmiyorum bunları. Nilay, senin burada ne işin var? Merhaba Leyla Hanım. Ben Berfin. Kusura bakmayın, sizinle bu şekilde tanışmak istemezdim ama... Durumunuz çok kötü olmalı. Cezayir size sarılıp teselli ettiğine göre. Nedir mesele? Bizim şirkete gitmemiz lazım. Sonra konuşuruz. Sen git o zaman. Biz de Berfin Hanım'la oturup konuşuruz böyle kadın kadına biraz. Leyla, şimdi bu konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Sonra konuşuruz. Yok, hayır. Benim için uygundur. Leyla Hanım'la sohbet etmekten memnun olurum. Tamam, peki. Nasıl biliyorsanız öyle yapın. Buyurun Leyla. Ömer, Leyla'yı niye getirdin? Reis, vallahi şirkete geldi. Ben söyledim iş yemeği diye ama... Ulan, sizi bir gün elime bir alacağım. Sizi elime bir gün bir alacağım var ya. Allah. Eşinizi kızdırdık galiba. Cancel Ağa'nın kızı olduğunuz için... ...bu dünyanın kurallarını biliyorsunuzdur diye düşünmüştüm. Ama sizin hiç alakanız yok galiba. Ne gibi? Berfin Hanım... ...derdinizi... ...patronunuza sarılarak ve ağlayarak anlatamazsınız. Hele onun avukatlığını yapıyorsanız. Yanlış anlamışsınız Leyla Hanım. Tam tersi. Mesele işimle alakalı. Boşandığım eski eşim Vedat... ...amcasını Cezayir'e gönderip... ...beni işten çıkarmasını istemiş. Tamam, şuradan başlayalım. Birincisi... Cezayir'e ismiyle hitap edemezsiniz. Çünkü yanında çalışanlar Cezayir'e asla ismiyle hitap etmez. Ama bunu... Bir dakika. Hala konuşuyorum. Bir avukat olarak... ...kişisel problemlerinizi çözme kapasitesine sahip olmanız gerekir, öyle değil mi? Çünkü müvekkillerinize onların dertlerini çözebileceğinize dair iddiada bulunuyorsunuz. Ama şu anki durumunuzda tezat oluşturmuyor mu sizce de? Ayrıca masadaki dengeler pamuk ipliğine bağlı gibidir. Vedat Maruf Bey'in yeğeni. Siz kişisel problemlerinizi Cezayir'e anlatıyorsunuz. Bu da dengeleri bozabilir. Farkında mısınız? İthamlarınız bittiyse cevap vereyim Leyla Hanım. Pamuk ipliğine bağlı dediğiniz o dengeler... ...bir bahaneye bakıyorsa eğer... ...bahane bulmak çok kolaydır. Masadaki herkes... ...böyle bir şey için birbirine düşmeyecek kadar aklı selim insanlar. Kendi meselelerime gelecek olursak... ...boşandığım eşimle ilgili olan problemlerimi kendim çözebiliyorum. Ama Vedat çözemiyor. Şirkete amcasını gönderip şikayet ettiren de ben değilim. O.
Ve şimdi son olarak. Keşke siz de böyle asılsız ithamlar yerine buraya gelip samimi bir şekilde tüm bunlardan rahatsız olduğunuzu söyleseydiniz. Ne diyorsun sen? Neyi ima ediyorsun? Yapmaya çalıştığınız şey gayet ortada. Ama tabii bir kadın kocasına güvenmiyorsa eğer, yanında gördüğü her kadını da böyle suçlaması çok normaldir. Haddini bileceksin Berfin Hanım. Benimle bu şekilde konuşamazsın. Konuşmayı bu noktaya taşıyan sizsiniz Leyla Hanım. Ben sadece sizin suçlamalarınıza karşılık veriyorum. Bak Berfin Hanım. Cancal Ağa'ya olan hürmetimden dolayı ilişkimizi bu boyuta taşımak istemem. Ama sen istersen başka. Ben istemem. Ama eğer siz istiyorsanız da kaçacak değilim. Leyla Hanım. Ben bu cihana sığmasam.